Onlar şehit oldu. Allah daha çok seviyormuş, yanlarına aldı. Versin. Ama ben tabii Serhat Bey'i gördüm, çok metanetli, güzel bir insan. Evet. Yani diyor ki, hepsi Allah'ın. Teşekkür ederim. Kapıda yatırdın. Kahve mi? Babam hasta yatağında yatarken, teşliyken, o da şeyin önünde. Bizim kayınbabanın evi yıkıldı depremde. Onlar orada mıydı? Mahallesi'nde. Kız daha yeni doğmuştu, yani 2 aylık olmamıştı. Yani 5 dakika önce çıktım. Evet. Kalsaydım yani bence. 5 dakika önce. Zaten yani bir ton demir çıkmadı. Allah Allah. Şimdi. Dere kumuyla yapılmış. Zaten şu an mahkeme süreci devam ediyor. Müteahhit demeyeni sakın. Müteahhit kim? İlhami Yerlikaya. Diğer belediyedeki sorumlular ölmüş zaten. Evet. Baban nesi annen nesi benziyor mu? Çok tatlı. Meryem'e benziyor. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Meryem. Teşekkür ederim kızım. Gel, kucağım var, bebek var böyle. Anne de kralı gidiyor. Hadi, teşekkür ederim. Hadi. Başımıza çektirmesin ve kefaret olsun. Cennet olarak inşallah dönüştürsün. Ki kesinlikle öyle. Yani bugün kimseye yaşatmasın. Tamam. Düşman olur. Düşman olur. Tamam. Zor oluyor. Yani. Çok zor. Allah o gücü kuvveti veriyor. Hepimize de Allah'a veriyor. Amin. Amin. Başımıza da eksik etmiyor. Amin. Amin. Diye sürekli bahsetmemesinden de kaynaklanıyor. Gerek yok. İşte bu da aile terbiyesi, sizlerin vermiş olduğu eğitim. Ben o adamın yani ayağını öpsem, sırtımda taksam, vallahi hakkını ödeyemem. Bizimle o kadar ilgilendi ki. Ama işte... Hayda, o kadar ruh da olacak o. Ne yapacağım ben de, sayın mı? Gerekse değiştir. Değiştirdim sanırım. Tamam. Allah razı olsun. Bizden bir isteğin var mı Mehmet amca? Yapacağın bir şey var mı? Allah sizden razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Amin. Serhat Aslan kardeşimiz 24 Ocak Elazığ depreminde çok kıymetli eşini kıymetli 2 yavrusunu, kayınpederini ve kayınvalidesini depremde kaybetmiş. Büyük bir üzüntü yaşamış. Bir hemşerimiz şu an itibariyle annesi ve babasıyla birlikte kalıyor. Bugüne kadar acısını hep yüreğine gömmüş. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir talebi olmamış. Böyle bir yüce gönlüne sahip kardeşimizi Babalar Günü dolayısıyla ziyaret edelim, gönlünden geçelim, bir taziyemizi iletelim düşüncesiyle buradayız, geldik. Elbette Babalar Günü'nde Babalar Günü kutlanacak yegane insanlardan birisi de depremzede ailelerimiz, babalarımız, şehit aileleri, şehitlerimizin babaları. Bu vesileyle baba ocağındayız. Ben tekrar Serhat Aslan kardeşimize başsağlığı diliyorum. Allah cennetlik olarak almış olduğu yavrularıyla birlikte inşallah öbür dünyada cennette bir araya getirir. Başka elem keder vermez inşallah kendisine de. Ben ailenin bu ev sahipliği dolayısıyla Aslan ailesinin annesi Gülten teyzenin babası Mehmet amcanın bu güzel tavır davranışlar dolayısıyla da hadiseyi böyle kabullenerek ilahi olarak yaklaşımlarından mütevellit ben kendilerine teşekkür ediyorum. Serhat Bey kardeşimize de uzun ömürler diliyorum. Rabbim cennette inşallah buluştursun. Allah devletimizden razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sayın Valimiz de keza öyle. Rabbim bir daha böyle acıları yaşatmasın. Çok zor. Yani gerçekten çok zor bir acı. Ama yapacak bir şey de yok yani. Takdiri ilahi. Tekrar sizin huzurunuzda Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiler. Onur verdiler gerçekten. Allah razı olsun. Ben de Sivil Paşa'yım. Paşa siz Vali. Ben Sivil Paşa'yım. Osmanlı'da Sivil Paşa Vali. Paşa gel benim. Gel. Paşa mı öyle?